Bu bölge biliyorsunuz antik kent ve korunması gereken güzide mekanlardan bir tanesi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Olbia, Atelia antik kentleri ve birinci derece doğal sit alanı üzerinde yapmayı planladığı yol tepki çekti. Yol, kentin ilk büyük AVM'si için planlanıyor. AVM, aynı antik kent kalıntıları üzerine kurulduğu için yıkım davası açılmıştı. Yasa dışı yapıldığına karar verilmiş ancak milli servet gerekçesiyle kullanımına izin verilmişti. Zaten planlaması hususunda geçmişten bugüne ruhsatı ile ilgili, daha sonraki süreçte kaçak yapılaşmaları ile ilgili belli ciddi sıkıntılar gündeme taşınmış. Peki ulaşımı rahatlatma gerekçesiyle yapılacağı söylenen yola ihtiyaç var mı? Zaten yol var. Zaten ulaşılabiliyor. Kentimizde, ilçelerimizde hala yolu olmayan köy yolu var. Burada mevcut bir ulaşım güzergahı varken yeni bir yol açmak hem maliyettir hem de ulaşım master planını daha görmeyen bir üye olarak benim de bilmediğim bir husustur. Üstelik olayın bir başka boyutu da işte koruma bölgesi olan bir yerde yol açmak. CHP'li Büyükşehir Meclis Üyesi Songül Başkaya, yerel yönetimlerin sermayedarlara değil halka hizmet etmesi gerektiğini belirtti. Biz sadece alışveriş merkezlerine ya da ticari ünitelere hizmet eden idareler, kurumlar değiliz. Yani yerel yönetimler olarak önceliğimiz kamu olmalı. Bizim kamunun olanakları bu kadar yüksek mi? Bu kadar herkesin isteğine, her sermayeden gelen talebe göre dağıtmak mı durumundayız? Halkın beklediği çok daha önemli şeyler var. Başkaya koruma altında olması gereken bölgedeki her türlü yapılaşmanın takipçisi olacaklarını belirtti.